Tarikatın asfahı ve hayrı kutu cemaiye. Bismillahirrahmanirrahim. La yekellifullahu nefsen illa vesaaha. Allah Azze ve Celle insanlara ancak yapabilecekleri şeyleri teklif etmiş. Onları emretmiş. Bütün yaptığımız ibadetler emirlerine tabi olmak. Onlar bizim kolayca yapabileceklerimiz şeylerdir. Hiçbiri zor değildir. İnsanın vücudu kaldırabilir, hiçbir zorluk yok. Bilakis faydası olan şeylerdir. Hem vücuda hem ruhumuza maddi, manevi faydaları olan şeylerdir. Onun için kimse mazeret göstermesin, zordur filan demesin. Çünkü insan yaşaması için öyle işler yapıyor. Onun ibadetin 50 misli daha fazla emek harcıyor, zorlanıyor, şey yapıyor ama bir şey demiyor ona çalışıyor diye. O dünya için çalışıyor. Allah için olunca zor diyorlar insanlar. Onu iki rekatı bile zor gören çok insan var. Günde iki rekat bile kıldım desen onu bile yapamam der. Cuma'da yap desen onu da zor gören insana, bazı insanlara. Onun için hani bu mazeret değil yapamıyorum diye. Onlar kendi zararına oluyor. Tarikatta da aynı şekilde. Şimdi bazı insanlar tarikata giriyor. Bazı tabii tarikata girmek istemiyor. Zordur diyor. Tarikat zaten tarikatla şeriatın farkı yok. Aynıdır. Yani İslam yani bir aynısı demek de şey değil. Yani doğrudan Peygamber Efendimiz'in yoludur. Onu nafilelerden devam ettirebilir insan. Ne kadar daha fazla yaparsa o kadar Allah Azze ve Celle'ye yaklaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in اَتَقَرَبَ عَلَيْهِ بِنْ نَوَافِلِ nafilelerle Allah'a daha fazla yaklaşmış olur. Bizim tarikata girmek, el almaktan aldıktan sonra ne kadar yapabilirse insan günde 100 tane Allah çekse bile bizim tarikatımızın şey yapmış olur. Onu kabul olur. Üç ihlas. Hani illa da bizim günlük verdi yapsa çok iyi olur. Bunlar hepsi farz değil, şey değil. Farz değil derse o vakit insan günaha girmiş olur. Tarikat çünkü dediğimiz gibi nafilelerle. Nafile dediğimiz ibadetler. Farz olmayan, sünnet olmayan ibadetlere. Yani sünnet var, sünnettir de herkes yapmasına gerek yok. Yapmayan çok insan var. Bu da aynı şekildedir. Tarikata girdin, yani korkmaya gerek yok. Yapmadım, günaha gireceğim. Öyle bir şey yok. Günaha girdin derse o vakitte diyen insan günaha girmiş olur. Bu gönül meselesidir işte. Yani en basitinden. Gönül meselesi ne kadar yaparsa yapabildiği kadar yapamadı. Gene gönlü bağlı tarikata olduğu için onun için de onda bir zararı yok. Mühim olan
bir şeyhe tabi olması, tarikata tabi olması çok mühimdir bugünlerde bahusus. Çünkü şeytan tek başına olanları kapıyor, İslam diye başka şeylere yönlendiriyor. İslam'ın en büyük düşmanları oluyor ondan sonra. Allah muhafaza etsin. Yapabildiğimiz kadar yapalım inşallah. Dediğimiz gibi isteyen çok yapsın, isteyen az yapsın. Bizim kapımız merhamet kapısıdır. Herkese açık olan kapıdır. Nakşibendi tarikatının kapısı. Bütün tarikatlar da aynı şekildedir ama insanları yanlış yöneten çok oluyor. Sen bu kadar yapman lazım, şu kadar etmen lazım günlük. Yapamıyorum. Yok yapmasan günaha girdin, bilmem ne oldun diye. O insanları yanlış tarikattan da soğutuyorlar. İslam'dan da soğutuyor. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun. Bu sabit kadem kılalım inşallah. Yollarda, güzel yollarda. Tarikatımızın inşallah. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.